Ey YouTuber kardeş, sana daha önce hiç YouTube iş orta Tyler'dan mail geldi mi? Milyon milyar dolarlar kazanacağın teklifler sunuldu mu hiç sana? Ya da ne bileyim, bilmediğim bir numaradan Amazon iş alım müdürü sana ulaşmaya çalıştı mı? Bunlardan birini ya da birkaçını yaşadıysan derdimiz ortak. Phishing, yani oltalama saldırıları. Ama bunlara karşı yapılacak bir şey yok. Yani burası Türkiye, bazı şeylerden artık nefret ediyorum yani, nefret ettim. Phishing, yani oltalama saldırıları, İlk olarak 1996 yılında Amerika Online adlı platforma yapılan saldırıyla ortaya çıktı. Hackerlar internet denizinde yem olarak e-postaları kullanarak balık tutmaya çıktı. 1996 yılında yapılan bu saldırıyla yüz binlerce farklı Amerika Online hesabı sızdırıldı. Siber saldırılar sırasında saldırının ilk adımını oluşturan oltalama saldırıları siber güvenliğin en zayıf halkasını, yani insan hedef alıyor. Bu saldırılar günümüzde iki farklı amaç için kullanılıyor. Bunlardan birincisi, örneğin banka hesabı gibi üçüncü taraf platform hesaplarını ele geçirmek. Bu bir Hepsiburada hesabı olabilir, Trendyol hesabı olabilir veya Amazon hesabı olabilir. Sanki gerçek bir otoriteden gönderiliyormuş gibi hazırlanan sahte e-posta içerikleri hackerlar tarafından hedef aldıkları kullanıcılara, yani onların kurbanlarına gönderiliyor. E-posta içeriğinde yer alan bağlantıya tıklayan kurban aslında gerçek siteye yönlendirildiğini düşünürken aslında hacker tarafından oluşturulan ve tamamen sahte olan, amacı kurbanın verilerini çalmak olan web sitesine yönlendiriliyor. Sahte web sitesine ulaşan kurban verileri girdikten sonra saldırgan bu verileri ele geçiriyor. Oltalama saldırılarının bir diğer amacı ise hedeflenen şirketi ana sızmak. Günümüzde adını sık duyduğumuz Lockbit gibi ransomware grupları hedefledikleri şirketlerin ağına oltalama saldırılarını kullanarak sızıp ağdaki tüm bilgisayarları şifreliyor ve hedef şirketten fidye istiyorlar. Bunu yapmak için saldırganlar hedef şirket hakkında araştırma yapıp onların çalışanlarını tespit edip onlara sahte e-posta içerikleri gönderiyorlar ve ekte yer alan Excel dosyası gibi dosyaları tıklayıp çalıştırmalarını amaçlıyorlar. Ekte yer alan dosyayı açan ve etkinleştir, düzenle gibi butonlara tıklayan kurban bilgisayarını saldırgana teslim etmiş oluyor. Toplu bir şekilde oltalama saldırısı yapmak için saldırganlar genellikle GoFishing'de bir aracı kullanır. Bu araç esasen sızma testleri gerçekleştirmek için etik hackerlar tarafından oluşturulmuş ve profesyonel amaçlar doğrultusunda kullanılmaya başlanmıştır. Fakat tabii ki saldırganlar bu yazılımı da istismar ederek kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya başlamışlardır. Gelen bir e-posta içeriğinin sahte mi yoksa gerçek mi olduğunu nasıl anlarız diye şu an düşündüğünüzü biliyorum. Endişelenmeyin, şimdi buna değiniyor olacağım. Gelen e-postanın düzgün bir otoriteden geldiğini kontrol etmek gerekir. Bunun için orijinalini gösterdiği e-postanın SPF, The Mark ve DKIM kayıtlarını kontrol etmek gerekir. Bu kayıtların PES, yani geçti şeklinde olması gerekir. Gelen e-postanın doğru alan adından geldiğini kontrol etmek gerekir. Ayrıca gelen e-posta içerisinde herhangi bir anlam bozukluğu, yanlış kelime yazımı ve benzeri durumların olmaması gerekir. Saldırganların Google Translate kullanarak e-posta içerikleri hazırladıkları bilinen mi gerçek? O zaman ona dikkat etmemiz gerekiyor. Gelen e-posta içeriğinde bir ek varsa ve özellikle bir ofis dosyası ise, bu ofis dosyası bir PowerPoint sunumu olabilir, Excel dosyası olabilir ya da Word doküman olabilir. Bu dokümanlardaki etkinleştir ya da düzenle seçeneğine tıklarken iki kere düşünmek gerekir. Gelen e-posta içeriğinde bir ek varsa bu ek doğrudan açılmamalı. Önce bir antivirüs yazılımıyla kontrol edilmelidir. E-posta içeriğinde siz, sayın öğrenci, sayın müşteri, değerli veli gibi böyle genel anlamı ifade eden veriler olmamalıdır. Direkt sizin adınız yazmalıdır. Sonuçta bir insan kaynakları çalışanı size özel bir mail gönderiyorsa adınızı bir zahmet e-posta içerisinde kullansın. Eğer e-posta sizi farklı bir sayfaya yönlendiriyorsa bu sayfanın kontrol edilmesi gerekir. Alan adının cidden doğru ve düzgün yazılması beklenir. Örneğin paypal.com'a gönderen bir alan adının direkt paypal.com olması gerekir. Farklı bir şey olduğu zaman burada bir oltalama saldırısından şüphelenilmelidir. Tüm bu maddeleri kontrol ettikten sonra eğer hala şüpheleniyorsanız ve bu maddeleri kontrol etmenize rağmen şüpheleniyorsanız burada yapılması gereken en doğru şey e-postayı direkt bilgi güvenliği çalışanlarına yönlendirmek olacaktır. Ama bunlara karşı yapılacak bir şey yok. Yani burası Türkiye, bazı şeylerden artık nefret ediyorum yani, nefret ettirdiler. Ama artık bazı şeyler çok fazla ağrıma gitmeye başladı. Şu anda da gözlerim de doluyor. Yo yo yo, çünkü çok fazla gitti. Bazı şeyler çok fazla ilerledi. Artık sevmiyorum yani.